Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda yukarı yönlü gidebileceğini düşünmemizin de sebebi burada güzel bir temizlik yaptı arkadaşlar. Yani bu seviyede burada bayağı şey yaşandı baktığınız zaman burada. Güzel bir temizlik yaptılar diye düşünüyorum ben. Üzerine bir de işte kalktığı zaman şuradaki birinci direncini kırdı. Şu seviyeyi kırması önemliydi. Bu seviyeyi kırmasıyla birlikte de fiyat yapısını şöyle yorumluyorum. Buradaki direnç artık kırıldı. Burası bir SR flip, yani desteğin dirence dönüştüğü seviyeye dönüştü. Bu seviyenin altına inmemiz durumunda bu evet bizim için fail bir fiyat hareketi ve biz bunda bearish olabiliriz. Yani fiyatın aşağı gideceğini düşünebiliriz. Ancak bu seviye yakınlarındayken yukarı ihtimalimiz biraz daha fazla gözüküyor. Çünkü dediğimiz gibi fiyat yapısı olarak bir direncini kırmış bir ürün. Bir sonraki direncini de belki kıracaktır. Burada da şöyle bir trend yakaladım ben. Ya bu trend dediğimiz bir fiyat trend yapısı değil ama algoritmanın bu seviyeye izin verdiğini, bu trend içerisinde izin verdiğini görüyoruz. Bu seviyeyi de yeni direncimiz olarak varsayabiliriz. Bu direncin kırılması bullish. Bu desteğin kırılması bearish, aşağı bölgelere gelirse de bakarız ama bu range içerisinde şu seviyeler long, bu seviyeler short gibi düşünülebilir kısa orta vadeli işlemlerde. Benim Bitcoin'deki beklentim bu şekilde. Bu seviyelere ha. Düzeltme yapması durumunda buradan yeni bir higher low yapıp tekrardan kısa da olsa yükseliş trendine başlayacağını düşünüyorum Bitcoin'in. O yüzden şu seviyede 15.920-15.700 seviyelerinde kademeli alım yapacağım. Tabii ki gelirse, gelmezse yapacak bir şey yok. Fakat dediğim gibi şuradaki fiyat boşluğunu ve şurada bıraktığı breaker yapısını ve bir altındaki order block bölgesini test edebileceğini düşündüğüm için bu order seviyeden bir long işlem açmayı düşünüyorum. Onun dışında BNB'de de BNB'yi ben bu şekilde takip ediyorum. Hatta bir short işleme girdim. 298-299 seviyesi bence BNB için önemli bir direnç bölgesi. Zaten az önce işte gelen verilerle beraber şuradaki stopları da patlattılar. Fakat BNB'de de şu seviyelerin 275 seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'de o beklediğim düzeltmenin gelmesi durumunda. Onun dışında gene markette Litecoin hareketli. Litecoin'de de benim için şu bölgenin kırılması önemliydi. Fiyat hacimli bir şekilde bu bölgeyi kırdı. 73.58 seviyelerinden bir ufak. Oranın da altında. Burada bir deneyeceğim. Burada stop olursam tekrardan 66 seviyelerinden 66-50-66-70 seviyelerinden bir daha denemeyi düşünüyorum. Çünkü Litecoin bu aralar bullish, o yüzden kaçırmak istemiyorum. Yani şu seviye bence çok güzel alım yeri. Buradan girmem de buradan girerim bak gelirse. Ben 70-58'i denerim abi. Eski tepe benim için daha güçlü bir destek seviyesi. Ben de şu bölgeye oranın altına belki aynı bir fitil atar. Biraz daha ucuzdan almak istiyor. Daha az ama riskli stop uzak kalıyor. Bir bölge olduğu için bu bölge. Tabi buradan girip buraya stop koyamazsın. Buradan girip ölürsün. Aynen. İşte buradan direkt tek çizgi ben böyle yerlerde fitil ucuna %2 stoplu ufak bir miktar deneyebilirim. Link bu direnç önemli. Buranın üzerinde başka bir link, altında başka bir link olur diye. Hacimli bir şekilde yukarı kırmış. Güzel. Tabii ki bu işte şey demek değil. Link buradan paldır küldür işte gidecek, uçacak, kaçacak demek değil. Bazen mesela paritelerin Bitcoin paritesi pumplarken dolar paritesi düşebiliyor Bitcoin'den dolayı. O tarz durumlarda da işte fiyatı dengeliyorlar. Çok satış yememesini sağlıyorlar. Ama onun dışında linkin yani Bitcoin paritesinde şu an ilk böyle kısa zaman diliminde bakacak olursak buralar direnç bölgesi. Aynı zamanda dolar paritesine bakalım. Dolar paritesi de şuralara gelse 7 dolar seviyelerine düşünülebilir ama bu kadar bullish bir coin'e short girmek yerine bence düzeltmesinde long aramak daha mantıklı. Yani linkte mesela Bitcoin bir düzeltme verirse long için düşüneceğimiz coin'ler arasında yerini alır. Geçen işte Discord'da konuştuk. Şu filama yapıları kırıldığında girmeyi çok istedim. Hatta düşündüm de. Fakat işte dedim ki hani Bitcoin güven vermiyor. Yani şu seviye zaten sürekli tepki aldı. Destek olarak da çalıştı. Bölge. Bunun üzerine atarsa devam eder bence. Clyde mesela benim takip ettiğim böyle shortlamayı düşündüğüm direnç seviyesi 0.21 bölgesi. Burası evet, önemli bir direnç seviyesi. Buraya gelirse yakın stoplu bir short düşünülebilir. Şu an destek aldığı seviye zaten şurada yatayda. Güzel bir destek bölgesi. Fiyat şu anda 0.1777 bölgesinde tutunmuş durumda. SFP gene aynı şekilde gene bu fiyat bu bölgeye güzel bir şekilde tutundu. 0.4647 destek bölgesi. GMX'i bir arkadaş sormuştu. Herhangi bir alım yapmadım. Bu grafiği yayında çizmiştim. Şu seviyeleri bekliyorum. Bu seviyelere gelirse çok bir bakiyem olmadığı için spot'tan alamam. Bunun marjini yok Binance'te. Şu seviyelere gelirse spot alım yapmayı düşünen arkadaşlar değerlendirebilir. Bak DDX'i zaten bunu yayında beraber çizmiştik. Beraber yorumlamıştık fiyatı. Şu bölgeyi tekrar geri kazandıktan sonra buraya yaptığı retestle beraber gene tepki almış.
Bence DDX'in grafiği de güzel. Bu da yakından takip edilmesi gereken coin'ler arasında olduğunu düşünüyorum. İlk evet, trend seviyesi benim için DDX'de şu bölge kaça denk geliyor? 2.04 yani 2.038-39 civarına denk geliyor. Burayı kazanırsa gene buranın retestinde de bir işlem takip edilebilir. Bir daha buraya geleceğini zannetmiyorum çünkü güzel bir tepki aldı. Onun dışında Nasdaq'ta ben bu seviyeyi şurası destek olarak zaten bir önceki tepe olarak yine şu an destek olarak çalıştı. Fakat benim bakış açıma göre yönü yukarı, bir düzeltme yapması durumunda bir alım yapmak için beklediğim ilk seviye 11.140 bölgesi. Bu bölgeye gelirse longlamayı düşünüyorum. Bu bölgeye gelmeden direkt yukarı doğru devam ederse de 12.600-12.700 civarlarından da şu seviyelerden de short açmayı düşünüyorum. Çünkü burası, yine bunu yayında bahsetmiştik, şurada yaşadığı düşüşün düzeltme seviyesine denk geliyor. Aynı zamanda burada da bir fiyat boşluğu var. Burayı doldurduktan sonra gene aşağı doğru bir düzeltme verebilir. Short için 12.600-12.700 seviyelerini bekliyorum. Long için de 11.130 seviyelerini bekliyorum Nasdaq'ta. Bende de şöyle bir şey var Nasdaq tarafında. Bende de şöyle bir trend var. Şu seviye kaça denk geliyor? 11.200'lere denk geliyor. Biraz daha aşağılarda ileride gelirse de 12.000'lere geliyor. Ben şu bölgeye böyle bir hareket yaparsa benim şuralarda bir short işlemim olacak. Hem yatayı hem de trende denk geliyor bu kesişim bölgesi. Burası benim için makul bir short setup'ı olacak. Altında 1730 seviyesi destekti. Bunu daha önce çizmişim. 1730 seviyesinde de long işlem düşünülürmüş. Tabii buraya zaten bir silkeleme yapmış. Altında yönün biraz daha yukarı olduğunu düşünüyorum. Altın tarafında da şu bölgeyi artık birazcık yükselişe doyduk diyerek şu seviyelerden short açmayı düşünüyorum. Geldiği zaman bakacağız. Şurada bir alarm kuralım. Elinde olanlar stop... oradan kar satışı yapabilir mi? Evet, bu seviyeler. Yani orada buralara kalmasınlar. 1785-1800 aralığından satabilir tabii kısa vade varsa. Baktığın zaman yüzde benim bu alarmım çalan yerle stop mesafesi arasında %0.7 mesafe var. Şimdi kaç seviyesine denk geliyor orası? Tam 1800 dolar abi. Agresif gelirse buraya işleme girilmeyebilir ama böyle tıngır mıngır buralara gelirse böyle yüksele çıka yüksele çıka şöyle gelirse okey. Buradan short düşünülebilir ama şöyle gelirse, şöyle geldi, şurada düzeltme yaptı, böyle gelirse bu kırabilir abi. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Hani oraya yorgun gelmesi lazım fiyatın. Fiyatın oraya enerjik bir şekilde, yani dinlenmiş bir şekilde buralardan salıp böyle gelip böyle çıkarsa o zaman bu direnci kırmaya gücü olabileceğini yorumlayabiliriz. Price action biraz da böyle şeyleri de içeriyor. Fiyatın hareketine bakmak lazım mumun. Bu seviye olmazsa da 1870 seviyesinin artık bir ben buradan bir dinleneyim, düzeltmeye gireyim diyebileceği seviyeler olabilir. Nasdaq'a baktık, altına baktık. Başka var mı? Brent petrole de bakalım isterseniz. Zaten Brent harika bir seviye vermiş. Bunu da kaçırmışız. Bak şu seviye çok güzel çalışmış abi. Gerçekten teknik bu ürünlerde çok güzel çalışıyor. Bazı seviyeleri ben beğeniyorum. Bunda da mesela işte bak 82 dolar güzel bir destek görevi görmüş. Trendine baktığımız zaman da bak trend seviyesi tık. Çok güzelmiş burası ya. Gerçekten burayı kaçırdığımızda evet, çok üzüldüm. Aynı zamanda da bir yatay trend var Brent petrolde. 98 dolar seviyesi. Burası da majör trend seviyesinin, yatay trendin üst bandı. 98 seviyesi. Şuraya hatta bir alarm kuralım. Oldu da buraya gelirse de Brent petrolde işlem alacağım ben kendi adıma. Bunlara şöyle günde 10 dakika bakıp alarmlarımızı kursak, haftada bir kere bakıp alarmlarımızı kursak çok güzel fırsatlar var. Kaçırmayacağız. Bu tarafı da böylelikle şey yapmış olalım. Bu işlemlerimizi Prime üzerinde açıyoruz. Aşağıdaki linkten kaydolabilirsiniz. Aynı zamanda Ninja Traders YouTube kanalında kullanım videosu da mevcut borsayla alakalı. MTI ve indeks tarafında araya kaynatmış olalım.